InDesign'de serbest şekil çizebilmek için veya herhangi bir çizim yapabilmek için kullanabileceğimiz en önemli tool'lardan birisi, araçlardan birisi Pentool'dur. Pentool solda üstün bir altında bulunan dolma kalem şeklinde olan tool'dur. Üzerine bastığımız zaman Pentool'u alıp herhangi bir çizim yapabiliriz ama dikkatimizi çeken bir nokta da altında küçük bir üçgenin olması ve bu üçgenin altında da yine Pentool'a yardımcı olan farklı seçeneklerin bulunmasıdır. Bunlara geçmeden önce Pentool'u seçerek basit bir çizim yapalım. Yapmamız gereken tek şey serbest bir şekilde elimizi kullanarak, mouse'u kullanarak, klikleyerek hareket etmek. Ve ben buraya bir çokgen oluşturuyorum ve burada dikkat edilmesi gereken bir nokta, başladığım noktaya kalemi getirdiğim zaman sağ alt köşede küçük bir dairenin oluşması. Bu düzlem oluşturabilirsin. Yani iki noktayı birbirine bağlayabilirsin anlamına gelir. Klik dediğim zaman da zaten şeklim oluşmuş olur. Şimdi Pentool'un altındaki diğer opsiyonların ne olduğunu gözden geçirmek istersek, dikkatimizi çeken Pentool'un bir altında yanında artı olan ve eksi olan iki tane ayrı Pentool var. Bunlar doğal olarak artı nokta eklemeyi, eksi nokta silmeye yarar. Şimdi artı tool ile daha önce hazır olarak çizdiğim şeklin üzerine noktalar eklemek istiyorum. Yapmam gereken tek şey çizginin tam üzerine gelip sadece kliklemektir. Ben buraya klikledikçe bunun üzerine daha önceden çizmediğim fakat sonradan eklediğim noktaları ekler. Şu anda şeklimiz görüldüğü gibi birden fazla, daha doğrusu ilk çizimden daha fazla noktalara sahip. Eğer bu noktalardan işime yaramadığını düşündüğüm ya da silmek istediğim noktalar olursa da yapmam gereken yine aynı yere gidip bu sefer de yanında eksi olan dolma kalemi alıp bu sefer noktaların üzerine basarak onları silmektir. Zaten ben bastığım zaman silinen noktalar otomatik olarak aradan çıkacağı için etrafta iki yanda kalan diğer noktalar otomatik olarak birbiriyle birleşmektedir. InDesign'da Pen Tool'la köşeli şekiller veya düz çizgiler çizmekle birlikte isterse kavisli şekiller veya çizgiler de çizmemiz mümkün. Bunu görmek için bir kalp şekli çizerek deneyelim. İlk olarak kalbin ortasındaki noktadan başlıyorum. Yapmam gereken sadece buraya kliklemek. Sağdaki kalbin kavisini oluşturmak için yaklaşık olarak kavisin oluşacağı noktaya klikleyip ama burada farklı olarak mouse'umu bırakmıyorum. Zaten bırakmadığımı da kalem şeklinin üçgene dönüştüğünden anlayabiliriz. Sağa ya da sola doğru hareket ettirmek. Dolayısıyla şekil sağa doğru olacağı için sağa doğru hareket ediyorum. Ve dikkat ederseniz noktanın etrafında iki tane kol belirdi. Bu kollar benim kavisimin dar ya da geniş olmasını. Bir sonraki adımda ise de kalbin alt noktasına klikleyerek şeklimin yarısını oluşturuyorum. Şimdi yapmam gereken simetrik olarak aynı şekli karşıya taşımak. Yapmam gereken yine alt çizgiyi takip eden soldaki kavisi oluşturmak. Onu da ortalama olarak öbür kavisle eşit şekilde olacak şekilde klikleyerek bu sefer kolları sağ yukarı doğru hareket ettirerek aynı kavisi sağlamak. Şekli bitirmek için de yapmam gereken yine başladığım noktanın üzerine gelerek şekli kapatmak. Şu anda kabaca kalp şeklinde bir çizim yapmış bulunmaktayım. Ama görüldüğü gibi iki taraf simetrik olmadığı için veya şekil tam istediğim gibi olmadığı için yapmam gereken tek şey bu şekil üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak. Bunu yapabilmem için en üstte bulunan iki oktan sağda içi boş olan yani direkt selection yani doğrudan seçme tool'unu alarak yapmam gereken sadece değiştirmek istediğim noktanın üzerine bir defa kliklemek. O noktanın üzerine kliklediğim zaman çizerken oluşan kollar tekrar geri gelmekte. Tek yapmam gereken kolların ucundan tutup sağa sola hareket ettirerek veya açısını büyüterek şeklimin yapısını değiştirmek. Basitçe yapmak istersek buradaki işim bittikten sonra bunun üzerine klikliyorum. Yine burada da aynı şekilde sağa sola hareket ettirerek açısını oluşturarak şeklin iki tarafta simetrik olmasını sağlarım. Hatta şeklin ortasından tutup yukarıya da çekerek noktanın olduğu tüm düzlemi de hareket ettirmem mümkün. Genişliğini biraz daraltarak şeklimi böylece oluşturmuş oluyorum. Şimdi Pentool'un altında bulunan diğer bir araçtan bahsetmek istiyorum. Convert Direction Point Tool. Bunun işlevi aslında köşeli olarak çizilmiş şekillerin yuvarlaklaştırılması yani kavis haline getirilmesi veya kavis halinde oluşturulmuş fakat sonradan köşe haline dönüştürmek istediğimiz noktaları değiştirmek için kullanılır. O yüzden bunu seçiyorum ve çizmiş olduğum kalbin üzerinde uygulayarak bunu gösteriyorum. Burada kavisli çizilmiş bir nokta var. Tek yapmam gereken üzerinde bir defa kliklemek. Klikledim zaman görüldüğü gibi iki nokta yani noktanın etrafında iki kol yok oldu ve kavis tamamen ortadan kalktığı için nokta teke indi.
Bunun tam tersini de yine aynı şekilde aynı noktaya basarak yapabilirim, geri alabilirim. Ama bu sefer dikkat etmem gereken bastıktan sonra hemen mouse'umu kaldırmayı basılı tutarak çıkan kolları sağa sola yukarı getirerek kavisi yeniden oluşturmak.